Abi Tofaş gelecek mi? Abi bir daha ne zaman Tofaş gelecek? Abi Tofaş gelse, Tofaş istiyoruz. Alın size Tofaş. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope. I need 10 more minutes, 10 more minutes with you. Tofaşların kralı. Oo, değişmiş buralar başkan. Tatlısın be. Gizli bir şeyler konuşuluyor. Neyse ben bir giriş yaptım. Şey yaparız. Oh be, serin yere geçtik sonunda. Dışarısı çok deli sıcak ya. Dükkanın önünde ısıtan bir şey var. Harbiden Tofaş 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 diyordunuz. Harbi arabaların kralı geldi. Atölyenin gülü. Gerçekten öyle. O kadar çok soran vardı ki. Bedel ödendi. Harbiden bedel ödendi. Neler yapılacak Serhat? En son gittiğinden beri, en son zaten güzeldi. Kanaldaki videosu en çok izlenen videoların arasında gelmiş. Daha da güzel detaylar var. Ben bunları sorayım. Siz cevaplayın. Şimdi arabada ilk etapta başkan neler yapıldı? Arabada ilk etapta ne yapıldı? ARP saplama koyduk. Saplamamız yoktu. Kapak standarttı. Kapak komple işlendi. Siboklar takıldı. Ona göre yay şapka yaptık. Ondan sonra abime söyleyeyim. Eksantrimiz ufaktı. 282'di. Şu an 300 dereceli eksantrik var. Turbo eksantriği. Manifoldumuz yoktu. Standart kendi orijinal manifoldu vardı arabanın üzerinde. Şimdi komple headers yaptık arabaya. Turbomuz küçüktü. Şu an 3076 turbomuz var. Metronik kitini bağlayacağız bugün de. Allah nasip ederse. Devamı Serhat'ta işte. Sonra gazlamaya devam. Aynen. Serhat az önce diyor ki ya diyor bu arabaya çok para harcıyorsun sen. Ben diyorum ki adam seviyor ve söyleyene bak diyorum. Sen de golfe harcadın o kadar. Bu gerçekten Tofaş dediğin olay gerçekten hani arabayı sevmezsen yapılacak bir şey değil. Günümüz şartlarında zaten parçaların fiyatları şunları bunları tabii ki bir nebze belki daha ucuzdur ama o arabaya bir bağlılık olmadan yapılacak bir şey değil Tofaş işi. Helal olsun. Arabaya çok güzel bakıyorsun. İp gibi gözü gibi bakıyorsun. Aynen. Hakkını veriyorsun. İkinci arabamız abi hafta sonu. Onlar öyle keyif olsun diye biniyoruz. Musa niye mesela bu kadar uğraşıyor? Sonuçta kendi işi o. Genelde hani Tofaş fiyat üzerine hani dükkanları var. Bu arada kendisine sanacak dedim Sultan Bey'den. Yerini söyle istersen başkan. Abi Sultan Bey'deyiz. Yani böyle turbo, atmosferik, kısa travers. Bu tarz araba basma, yani modifiye işleri olarak. Senin bilgilerini videoya işte şu anda ekrana ve açıklamalar kısmına ekleriz zaten başkan. Ulaşacaklar varsa zaten oradan sana ulaşırlar. Yardımcı olurlar. Bir önceki yani. Videoyu görenler vardır. Zaten bu videoyu da görmüş olurlar. Tofaşçıların, Tofaş'a gönül verenlerin de çok beğeneceği bir araba zaten. Şimdi tam olarak başka ne yapılacak? Kiti bağlayacaksınız. Metron için nozülün kitinin şeyini bağlayacağız. Ama metronu şu an aktif edemeyeceğiz. Niye? Basınç sensörümüz eksik. O gelince artık olmadı. Bir video daha çekeriz. Metron aktif olacak. Hayır demezler. Aynen. Demezler ya. O yüzden şimdi bunu bağlayacağız. Sonra turbonun, turbol interko arasındaki hortumla biraz dönen geçti böyle. Onda mesela turbonun emme housing'ini çevirip direkt böyle dümdüz bir şekilde yapacağız bir dirsekte. Sonrasında da artık yola çıkacağız ve ayarlayacağız. Sonrasında top bende artık. Sen sonuçta çalıştığın için. Aynen. Ben gündüz çalışıyorum. Aynen. Siz kameraları ben... ama bu sefer GoPro'yu da hazırladım. Arka cama da GoPro'yu yapıştırırsınız. Olur. Aynı o Mercedes videosundaki gibi. Aha. Siz normal kullanırken arkadan da bir görüntü olmuş olur. Olur. Daha keyifli, daha leziz olur. Güzel olacak gibi. Hadi bakalım. Size kolay gelsin. Ben çalışmaya dönüyorum. Herkese selam. Çatışmaya devam. Aynen çatışmaya devam. Şimdi taktık şu an trafikte. Ayarlarımızı topluyoruz. Yakıtımızı koyduk. 50-50 bir karışım yaptık. Şu an yeni setup'ın işte incik boncuk alt devirleri vesairesini topluyoruz. Şu an yine sahil yoluna doğru çıkacağız. Sahilde de bir vitesteki yüksek viteste alt devirleri toplayacağız. Sonrasında ise oradan ver eline autobahın. Aynen autobahına çıkacağız. Almanca söylüyorum şimdi. Autobahın. Şimdi dahil autobahın çıkacağız. Oradan sonra yazan orada 3-4-5 artık çatapata gazlarız. İnşallah güzel bir seyir zevki yaşatmış oluruz sizlere. Değil mi Musa? Aynen.
Iğdır Spor. Şu an yol kenarında durduk. Niye? Aracın fanları alttan kopuyor. Bağlantı ayağı. Kayışa kasnaklara dokunuyor. Kasnaklara dokununca da kayışa sürtüp kayışı koparıyor. Kayışı koparınca da işte olanlar oluyor. Hadi gösterelim. İşte gördüğünüz gibi kayışlarımız iptal. Şu fan davlumbazı bakın altta. Bunun dokunma sonucu parçalanıyoruz. Tabii öyle olunca da gazetenin ayağına bile çarpmıyor fanlar parçalayınca. Allah'tan trigin arasına girmedi. İyi kurtulduk. Şu an çekici bekliyor zaten hemen. Sonra yeni kayışı takıp bağlantı ayaklarına bağlayıp ona göre çıkaracağız hemen. Tekrar devam. Şimdi geldik Tosa'nın dükkanına. Taktın mı? Taktım, gerçekten. Lan zehir gibisin be. Fanı tekrar yerine montajladı. Geri kalan bütün her şeyi topladık. Ve şimdi zaman kaybetmeden çıkacağız yola. Bir kayış bizi bir saat, bir buçuk saat geri attı ama bugün halledeceğiz. Çok fark etti araba. Bakalım siz görebilecek misiniz farkı? Soğutuyoruz. Şu an 2 bar falan basıyoruz. Tofaş'a 2 bar. Tam 2. Çok keyifli. Bu kamerayı buraya çektim. Diğer GoPro önü çekecek. Oğlum yakıt arada da hararet artmıyor ki. Hararet artmıyor ki. Zondem zaten pek bir şey kalmadı acı. Şimdi gidişiniz
ayarımızı bitirdik. İnşallah Suat abim güzel güzel şeyler çıkarır. Biraz rüzgar sesi olacak, edecek ama Suat abim yapar bunu. Neler yaptı bu zamana kadar. Güzel oldu, çok keyifli oldu. Yani net böyle 300 beygir falan hissediyorum ben popo dynosunda. Artık geri kalanı Musa konuşur. Yani eskisine göre çok iyi ayarlarımız oldu. Çok eksiklerimiz vardı. Yani bir önceki videoda o zamanlar standart kapakla gazlıyorduk, ufak turboyla gazlıyorduk. Şu an komple kapağımızı falan hepsini saplamamıza varana kadar her şeyimizi, setup'ımızı dizdik. 30-76 turbomuz var. 2 bar basıyoruz şu an. Serhat'ın da sihirli dokunuşları sayesiyle şu an 7500 devir dönüyoruz. 50-50 yakıt girdik yarı yarıya. İlerleyen zamanlarda inşallah bir aksilikler olmazsa NOS'a falan geçeceğiz. Yani keyifli, güzel. Her şey tabii dediğim gibi bizden sonra ayarcıdan bitiyor. Ayarcı demek mapping demek. O da SSWorks demek. Adamın soyadı yazılımcı baba. İnternete giriyorsun, yazılımcı yazıyorsun, SSWorks çıkıyor. Beğenmeyi unutmayın videomuzu. Devamları gelir. Böyle güzel videolar çıkarmaya elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Yani bu işler zevk, hobi, aceleye gelmiyor, zaman, her şey oluyor. Kanalımıza abone olun. Bizi takip etmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Instagram hesabımı da aşağıya bırakıyorum. Topaç'la ilgili herhangi bir mekanik, turbo, atmosferik, performans gibi işler isterseniz sayfamdan bana ulaşırsınız. Kendi aracım yaptım. Ortalama hani daha bir beygir olarak saniyemizi almadık ama şu an hissettiğimiz 300'den 350 arası. Başkasına sorsam 500 beygir der. Yani bu beygirler öyle manavdan meyve alır gibi toplanmıyor. Yani bir beygir alabilmek ya da 5 beygir alabilmek için neler yapıyorsunuz burada, ama millet sorarsan abi benim topaşım 500 beygir. Her şöyle görüldüğü gibi değil. Biz buralara gelebilmek için çok bedel ödedik. Vay. Bir sonraki topaş videolarına görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Cansınız, seviyorsunuz. Allah'a emanet. All I need is 10 more minutes with you. Let me give it all one last shot. Will I ever get through to you?